Evet Gobeller, merhabalar. Şimdi ikinci konu testini çözeceğiz birlikte arkadaşlarım. Şöyle bir ayarlayalım ikinci konu testimizi. Denklemler ünitesinin. Şöyle bir bakalım ne diyormuş birinci sorumuz. Diyor ki denklem sistemini sağlayan x değerlerinin büyüğü kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen şurayı gördüm arkadaşlar. Bakın y'yi bu tarafa atarsam çarpı durumunda x eşittir 2y olur. X yerine 2y yazabilirmişim demektir bu. Ya da 2'yi bu tarafa bölü olarak atalım. Y yerine x değerini bulalım arkadaşlarım. Y eşittir x bölü 2 de diyebilirmişiz. Şimdi o halde artık y gördüğümüz yere x bölü 2 yazalım. Böyle daha güzel olur. Şurası x kare eksi x bölü 2'nin karesi. Yani x kare bölü 4 geldi. Artı 2 çarpı x bölü 2 yani x geldi. Eşittir bir de 5 var kardeşler. Şimdi bütün denklemi 4 ile çarpalım ki şurasındaki 4'ten kurtulalım biz dostlar. Şöyle olacak. 4x kare gelecek. 4 ile çarpınca şu 4'ler gidecek. Eksi x kare geldi. Artı 4x eşittir 20 oldu. Biraz daha düzenliyorum. 3x kare artı 4x eksi 20 eşittir 0 haline döndü. Şimdi diyor ki bu ifadeyi sağlayan x değerlerinin büyüğü kaçtır? Şimdi bundan sonra yine isterseniz çarpanlara ayırma yapın kardeşlerim. Ya da şıkları yerine yazın. Şöyle hani en büyüğünü soruyor ya, mesela 6'dan başlayın. 6 sağlıyor mu diye bir bakalım. 6'yı yazdık. 6'nın karesi 36. 3 ile çarptım 36'yı, 108. 4 kere 6 24. 108'den 24 çıkınca 20 gelmiyor. O yüzden 6 değil. 4 yazalım. 4'ün karesi 16. 3 ile çarptık 48. 4 ile 4'ü çarptık 16. 48'den 16 çıktı 32. 32'den 20 çıktı 12 kaldı. 4 de değil. 3'ü yazalım. Karesi 9. 3 ile çarptım 18. Artı 12 eksi 20 eşittir 0 mı oluyor? 30 eksi 20 0 olmuyor. 3 de değil. 2'yi yazıyorum dostlarım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptık 12. 4 kere 2 8. 20 eksi 20 oldu. Evet 0. Demek ki 2'ymiş. X değerlerinden büyük olanı diyebiliriz dostlarım. Peki geldim 2'ye. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Dostum bak, P'li M'li şıklar var. Ben olsam burada en güzel çözüm yöntemini şu sıfırı bir sağlatırım. Bakalım sıfır sağlıyor mu? Hemen bir bakıyorum. Sıfır yazalım. Sıfır olur. P'nin sıfırıncı kuvveti 1 olur. Eksi. Sıfır yazarsak 1 olur burası. Şurası P artı 1 çarpı 1 oldu. Artı P. Bakalım sıfır oluyor mu? 1 eksi P. Eksi 1 geliyor burası. Artı P. P'ler gitti, 1'ler gitti. Evet, gerçekten 0 oldu. Demek ki 0 sağlıyor. O halde bu değil, bu değil, bu değil. Bakın 0'ın olmadıklarını sildim hemen. Şimdi ne yapacağız dostlarım? Bir de 1'i sağlıyor mu diye bakacağız. 1 de sağlıyorsa tamam, doğru cevap Ceyhan'dır diyeceğim. 1 yazalım. P üzeri 2 olur burası. X yerine 1 yazınca P kare olur. 1 yazalım. P üzeri 1 olur. P'yi de içeriye dağıtalım. P kare, eksi de var başında, eksi P kare. P'yi içeri dağıttım. P, eksi var başında, eksi P. Artı bir de P var, eşittir 0. Bakın P'ler ve P kareler gitti. Yine sağladı. O yüzden cevabım Ceyhan'dır dedim arkadaşlar. Hiç öyle kafa karıştırmaya gerek yok. En güzel çözüm yöntemi bu. Geldik buna. Bakın yine denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Hemen ne yapıyorum dostlarım? Şıkları tek tek yerine yazacağım. Mesela sıfır sağlıyor mu diye bakalım. Sıfır yazın, eksi birden bir çıkıyor mutlak değer dışına. Sıfır yazın, birden bir geliyor. Demek ki sıfır sağlayacak. O halde bununla bu değil. Şimdi biri deneyelim bir de. Bir yazalım, iki. İkiden bir çıktı, bir. Dışarıya bir diye çıktı. Bir yazınca iki geliyor burası. Bir eşittir iki oldu. Bir olmayacak. Bunu sildim. 2 yazalım. 2 kere 2 4. 4'ten 1 çıktı 3. 2 yazınca 3. 3 de oldu. Demek ki 2 de sağlıyor arkadaşlarım. O halde cevabım Bursa'dır. Hiç üşenmeden yaptım. Geldik buna. Denkleminin gerçel kökleri toplamı nedir? Bak şimdi burada ne diyor? Köklerinin toplamı, yani çözüm kümesini sormuyor. O yüzden şıklardan gitme ihtimalim yok. Mecbur ne yapacağım? Bunu normal çözeceğim.
Şimdi iki tane mutlak değer birbirine eşit olduğunda ne yapıyorduk dostlarım biz? İkisini ilk önce bir artı çıkartıyoruz. Hadi çıkartalım. X kare eksi 3x artı 1 eşittir 2x artı 7'ye. Atalım hepsini bu tarafa, düzenlemiş olalım. X kare eksi 5x olur. 7 buraya gelince eksi 7 olarak geldi. Eksi 6 eşittir 0 oldu dostlarım. Şimdi geldik düzenleme aşamasına bu kısmı. Düzenleyelim, çarpanlarını ayıralım. Eksi 6'ya 1 diye ayırırsak çarpımları eksi 6, toplamları eksi 5 oldu. Demek ki x eşittir 1 6, x eşittir bir de eksi 1 geldi buradan arkadaşlarım. Bu 1 dursun. Şimdi bir de ne yapacağız kardeşler? Birini artı, diğerini eksi çıkartacağız dostlarım. Hadi onu da yapalım. X kare eksi 3x artı 1 artı olarak çıktı bu. Bunu da eksi yapıyorum. Eksi 2x eksi 7. Atalım bu tarafa hepsini. X kare eksi x, 7 de bu tarafa gelirse 8 oldu, eşittir 0. Bak şu anda çarpanlarına ayrılmıyor. Bir bakalım hemen delta'dan kök bulmaya çalışalım. Delta'dan bulup köklerini toplarız birazdan. Delta eşittir b kare eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 8. Ne çıkıyor burası? Eksi 31 geliyor ki dostum negatif bir sayı çıktı. Delta negatif sayı çıkıyorsa kökü yoktur demiştik bunun. Demek ki buradan kök gelmiyor. O halde iki tane kökü var. 6 ile eksi 1, toplamları da 5 yaptı dostlarım. Geldik 5 numaralı sorumuza. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın yine kökünü soruyor dostlarım. Yine şıkları tek tek deneyebilirsiniz. Ama ben normal yolunu da göstereyim. Şöyle yapıyorduk. Büyük dereceli olan x'li ifadeye a diyorum. Her iki tarafın karesini aldığımda küp kök x eşittir a kare geliyor. Yerine yazalım. 6 bölü a kare oldu burası. Artı 1 bölü a geldi eşittir 1. Payda eşitliyorum. Burayı a ile burayı 1 ile çarpıyorum. 6 artı a bölü a kare eşittir 1 oldu arkadaşlarım. A kareyi de buraya çarpı olarak gönderelim. 6 artı a eşittir a kare oldu. Hepsini a karenin yanına topluyorum. A kare eksi a eksi 6 eşittir 0 geldi. Şimdi çarpanlarını ayıralım. Eksi 3'e 2 diye ayrılırsa oluyor galiba. Yani a eşittir ya 3'tür, a eşittir eksi 2 de olabilirmiş. Şimdi a neydi? Küp. Yok, 6. dereceden x'ti a dediğimiz şey, 3 olması için diyor. Hemen her iki tarafın 6. kuvvetini aldım. X eşittir 3 üzeri 6 çıktı. Zaten cevap da burada mevcut. Yani böyle olsaydı çift dereceli kuvvet negatif sayıya eşit olmuyor diyecektim. Ve buradan kök zaten gelmiyor diyecektik arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Bakın biraz güzel, hoş bir soruymuş bu 6. soru. Denkleminin farklı gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hadi bir konuşalım bakalım. Şu eksi 2'yi bu tarafa bir göndersek biz. Ve bakın denklemde x kare eksi 2x'i bir burada kullanmış bir de burada kullanmış arkadaşlarım. X kare eksi 2x'e ben bir a desem şöyle oluyor. A, şu eksi 2'yi bu tarafa gönderdim. Artı 2 olarak geldi buraya. Şurada bir eksi var. 3 bölü a eşittir 2 haline döndü. Bakın denklemi ne güzel görünür bir hale getirdik. Güzel görünüyor şimdi. Hadi düzenleyelim bunu. A ile a'yı çarptım. A kare eksi 3 bölü a eşittir 2 oldu. Bir satır daha düzenliyorum. A kare eksi 3 eşittir 2 a oldu. Şuraya getirdim. A kare eksi 2 a eksi 3 eşittir 0 haline döndü. Bana da diyor ki bu denklemin köklerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir burayı bir çarpanlarına ayıralım biz. 3'e 1 diye ayırsak eksi 3 yaptığımda evet sağlanıyor. Yani a eşittir ya 3, a eşittir ya da eksi 1. A yerine 3 yazdığımda a neydi? X kare eksi 2x. X kare eksi 2x eşittir 3 olacak. Eşittir 3'ü de bu tarafa eksi 3 olarak attım. Eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum dostlarım.
Bir de şunu yazalım ya da hatta eksi 1'e de eşitleyelim bir bunu. X kare eksi 2x eşittir eksi 1 artı 1 eşittir 0 oldu burası da. Şimdi köklerini bulalım. Şunu çarpanlarına ayırıyorum. 3'e eksi 1 diye ayırdım. Yok, eksi 3'e artı 1 diye ayıralım. Demek ki x eşittir ya 3, x eşittir ya da eksi 1 geldi. Bu 1. Şuna bakalım. Bu da eksi 1'e eksi 1 diye ayrılacak. Yani x eşittir 1 gelecek buradan da. İşte 3 tane kökü çıktı arkadaşlarım. Toplamlarını mı soruyordu? Eksi 1 ile 1'in toplamı 0 zaten. 3 yaptı köklerin toplamı. Şuna geldik. Evet, yine güzel bir sorudur arkadaşlarım bu. Bakın burada ne var şimdi? Şimdi x kare artı 2x eksi 3 var. Burada da x kare artı 2x. Şunu da eksi 3'e eksi 2 diye ayırsak olur mu diye düşünüyorum. Bakın eksi 3'e eksi 2 diye ayırdığımda şöyle oluyor. X kare artı 2x eksi 3'e ben bir a desem. Bakın burası ne oldu? A kare. Artı şurası da şuraya kadar olan kısmı a oldu. Bir de eksi 2 var. Eşittir 0 oldu kardeşlerim. Bu hale dönüştürdük denklemi. Eksi 5'i. Eksi 3 ile eksi 2 diye ayırdım ki şunun aynısı gelsin. Eksi 3 lazım çünkü bana. Şimdi çarpanlarına ayıralım. 2'ye 1 diyelim. Hatta eksi 1 diyelim ki çarpımları eksi 2 toplamları 1'e versin. Demek ki a dediğim şey ya eksi 2, a dediğim şey ya da 1 olacak. A'yı ben neye demiştim? X kare artı 2x eksi 3 eşittir. Eksi 2 olur. Bu eksi 2'yi de buraya alalım. X kare artı 2x eksi 1 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırmaya çalışalım arkadaşlarım. Önce bir deltasına bakalım. Ayrılıyor mu diye bir bakayım. Delta eşittir b kare 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. 4'ten 4 çıktı. 0 geldi. 0 oldu değil mi? 4 artı 4 yok. 8 geldi arkadaşlarım. buradan 8. Yani demek ki iki farklı kökü var. Delta'dan da bulabilirim ama kökler toplamını sorduğu için eksi b bölü a yapayım ben. Eksi 2 gelsin buradan kökler toplamı. Eksi b bölü a. Buradan eksi 2'yi bulduk kardeşlerim. Şimdi sıra geldi diğer ifadenin köklerini toplamaya. Orayı da hemen şurada halledelim. 1'e eşitmiş bir de şu x kare artı 2x eksi 3 eşittir 1. 1'i bu tarafa aldım. X kare artı 2x eksi 4 eşittir 0. Bir çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakalım. Evet, deltası 0'dan büyük çıkıyor. O zaman bunun da kökleri toplamı eksi 2 geldi kardeşler. Eksi 2 buradan, eksi 2 buradan toplam eksi 4 oldu. Tüm köklerinin toplamı. Yani ne yaptım? Köklerini tek tek bulmakla uğraşmadım. Zaten deltadan bulmam gerekiyor. Çarpanlarına ayrılmıyor. Kökler toplamını sorduğu için direkt bu işlemi yaptım arkadaşlar. Geldik buna. Şimdi bakın yine üstteki soruya benzer bir soru var burada da. Şöyle bir şey. Kök içindeki şu ifadeye ben a diyeceğim arkadaşlarım. Burası a olsun. Peki bakın çok benziyor. X kare eksi 4x var. Burada da x kare eksi 4x var ama eksi 3 yok. O yüzden buraya bir eksi 3 yazıyorum. Ama denklem bozulmasın diye bu tarafa da eksi 3 yazıyorum. Ve şöyle oldu. Burası da neye eşit oldu ister istemez? Bunun karesine eşit oldu değil mi? Köksüz hali çünkü. A kareye eşit oldu. O halde denklem şu hali aldı. A kare eksi şurası a'ydı dostlarım. Burada da 5 eksi 3'ten ne kaldı geriye? 2 kaldı. Hatta 2'yi de buraya eksi 2 diye atalım. Eşittir 0 oldu. Şimdi köklerinin çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş. Biz bunu çarpanlarına ayıralım. 2'ye 1 diye ayırdım. Hatta eksi 2'ye 1 diye ayırdım. Bu durumda a eşittir ya 2 gelir, a eşittir ya da eksi 1 çıkar. Şimdi biz a diye neye demiştik arkadaşlarım? A diye şu ifadeye demiştik. Bunu hemen 2'ye eşitleyelim kardeşlerim. Şimdi yerde yetmeyecek bize ama şöyle boş kağıt arıyorum. Boş kağıt da bulamadım. Bir bakayım arkadaşlar. Şuradan sonrasını bir A4 kağıdı bulabilirsem orada çözelim. Tamam, buldum. Buldum dostlar ve geldim. Şimdi
Ne demiştik? Biz neye A dedik arkadaşlarım? Şuna. Kök içerisinde x kare eksi 4x eksi 3'e A dedik biz dostlarım. Ve A'yı bir 2 bulduk. Bir de şurada yazıyorum hemen. Kök içerisinde x kare eksi 4x eksi 3 A'yı bir de eksi 1 bulduk. Bunu bir de eksi 1'e eşitleyeceğiz. Şimdi köklü bir ifade negatif sayıya eşit olmazdı. Buradan zaten kök gelmeyecek. Bunu bir salladım. Şuraya bakalım hemen. Her iki tarafın karesini alıyorum. X kare eksi 4x eksi 3 eşittir 4 oldu. 4'ü de bu tarafa alalım. X kare eksi 4x eksi 7 eşittir 0 çıktı. Şimdi kökler buradan gelecek arkadaşlarım. Çarpımlarını soruyor. Kökleri bulmaya gerek var mı? Yok. Ne yapacaktık? C bölü A demiştik değil mi? C'si eksi 7. A'sı da 1. Eksi 7 bölü 1'den cevap eksi 7 gelecekmiş dostlarım. Pekala. Bunun arka tarafı bir önceki şeymiş. Onu geçtik. 9. sorumuzla devam ediyoruz dostlar. Bakalım ne diyor bu 9. soru? Evet, gerçekten güzel bir soru olmuş bu da. Hadi şimdi bunu yavaş yavaş yapalım dostlarım. Bakın, zaten benzer ifadeler var. Şu balkonun kapısını kapatayım da. Horozun sesi benden çok çıkıyor. Ne diyor şimdi? Denkleminin köklerinden biri K'dır. Şimdi benzer ifadelerimiz var değil mi arkadaşlarım? Biz hiç düşünmeden bunlara bir A diyelim. Yani X artı 1 bölü X'e bir A diye seslenelim dostlarım. Ne oluyor bunu çözmeye çalıştığımda? A kare eksi 8A artı 16 eşittir 0 oldu. Şimdi 16 4'e 4 diye ayıralım. Hatta eksi 4'e eksi 4 diye ayıralım. Demek ki A eşittir 4 geldi. Ben şimdi neye A demiştim? X artı 1 bölü X'e A demiştim, 4 buldum burayı. Dostum, şimdi K dediğimiz şey bunun köklerinden biri ise demek ki bu ifadeyi sağlayacak. Yani X yerine K yazdığında 1 bölü K eşittir 4 gelecek. K artı 1 bölü K eşittir 4 geldi. Bak soru şimdi bize neyi soruyor? K'nın küpü artı 1 bölü K'nın küpü. Yani yani soru ister istemez çarpanlara ayırmaya döndü arkadaşlar. Bakın bize K artı 1 bölü K'yı vermiş 4 diye, bunların küpleri toplamını soruyor. Peki biz şimdi K küp artı 1 bölü K'nın küpünü açmayı biliyoruz. Şöyleydi. Sanki küpler yokmuş gibi 1 bölü K şeklinde yazdım. K artı 1 bölü K. Çarpı devamı şöyleydi arkadaşlarım. Birincinin karesi K kare. Arada eksi vardı. Bunu göz ardı etmeyin. Birinci ile ikincinin çarpımı K'lar gidiyor, 1 kaldı. Artı ikincinin karesi 1 bölü K kare. Şimdi bu işlemin sonucunu arıyoruz. K artı 1 bölü K'yı ne bulduk? 4. Şuradan devam edeyim. 4 çarpı. Bakın burada ne çıktı şimdi karşıma? K kare artı 1 bölü K kare eksi 1 geldi dostlarım. Yani bana artık K kare artı 1 bölü K kare lazım. Onu da nereden bulacak? Yine çarpanlar ayırmada yaptığım gibi şu ifadenin her iki tarafının karesini alacağım. Bakın onu da burada alalım. Birincinin karesi K kare. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. K'lar gitti. Bir de iki katını alıyorum. Artı 2. Artı ikincinin karesi 1 bölü K kare eşittir. 4'ün karesi 16. 2'yi de bu tarafa atarsanız 14 kalıyor. K kare artı 1 bölü K kareyi. Yani şurası da 14'müş dostlarım. O halde soru şöyle oldu. 4 çarpı 14 eksi 1'den 13. Yani 52 geldi sorumun cevabı. Bu 9'u bence bir kez daha dinleyin arkadaşlarım. Ayrıntıları kaçırmayın kardeşler. Kurban olayım. Evet, geldik 10 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Hoba, soruya bak. Güzel soruymuş arkadaşlarım. Bakın orada 99 olması insanın canını sıkıyor bir kere. O ayrı. Bakın neler yapacağım ama şimdi dostlar. Şuna dikkat edeceksiniz. Şu birinci ile sonuncuyu bir çarpalım bak. X ile x'in çarpımı x kare.
x ile 4'ün çarpımı artı 4x, 1 ile x'in çarpımı artı x, 1 ile 4'ün çarpımı 4. Bunları çarptım. Devam. Şu baştaki, ortadaki ikisini çarpalım. X kare artı 2x artı 3x artı 6 eşitmiş 99'a. Buradan şöyle bir şey çıkıyor bak. X kare artı 5x artı 4. X kare artı 5x artı 6 eşittir 99. Şimdi niye hocam birinciyle dördüncüyü çarptın da birinciyle üçüncüyü çarpmadın? Ben şunu gördüm arkadaşlar. Şu x kare 5x'lere odaklanın. Bakın ikisinde de 5x geliyor. Birinciyle sonuncuyu çarpıp bir de ortadakileri çarpınca bak 1 ile 4'ün toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı da 5 olduğu için önce bunları çarpmayı denedim. Tamam mı dostum? Şuraları aynı getirmeye çalıştığım için bunu yaptım. Ve bak buradaki x kare artı 5x artı 4 ifadesine ben a desem. Burası da onun 6 ya burası. 4'ün 2 fazlası. A artı 2 olmuş olmayacak mı kardeşim burası? İşte ne güzel bir hale geldi bak. Demek ki soru A çarpı A artı 2 eşittir 99 haline döndü kardeşim. Şimdi bundan sonrasını şöyle yapabilirsin. 99 neyle neyin çarpımı? 9 ile 11'in. Demek ki A dediğim şey 9 olabilir. Bu 1. A dediğim şey işte ne olabilir başka? Gerçi onu da bulalım. Şu çarpanlarını ayıralım burayı. A kare artı 2A oldu. Eksi 99 eşittir 0 oldu kardeşim. Buradan hemen bir çarpanlarını ayırma muhabbeti yapalım. 9 ile 11 diyelim buraya. 9 ile 11. Hatta eksi 9'a artı 11 diyelim biz. A eşittir bir 9 çıktı. A eşittir bir de eksi 11 çıktı kardeşim. Eksi 11. İşte A'nın iki değerini bulduk. Şimdi bir 9'a eşitleyelim A'yı. Bakalım ne geliyormuş buradan. A neydi? X kare artı 5X artı 4'tü. Şurada yapıyorum şimdi arkadaşlar. Önce 9'a eşitliyorum. X kare artı 5X artı 4 eşittir 9. Yani X kare artı 5X 9'u buraya alalım. Eksi 5 eşittir 0 oldu. Şimdi kökler toplamını bulacağım bunun. Direkt eksi 5 diyebilirim ama dostum bir bakayım çarpanlarına ayrılıyor mu? Şey var mı? Kökü var mı diye bir bakalım değil mi? Deltasına bakacağız bunun. Belki de kökü yok bunun için. B kare 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 5. Ne oluyor burası? Artı 20 45. Yani delta sıfırdan büyük çıkıyor. O halde tamam. Bunun köklerinin toplamı eksi 5'tir diyebilirim. Buradan buldum. Bir eksi 5 buradan geldi. Bir de şimdi ne yapacağım? Eksi 11'e eşitleyeceğim dostlarım. X kare artı 5x artı 4'ü eksi 11'e eşitledim. Düzenleyelim. X kare artı 5x artı 15 eşittir. 0 olur burası. Artı 15 değil mi? Doğru söyledim. Evet. Hadi bunun da deltasına bir bakalım. B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 15. Bakın burası küçük bir sayı çıkıyor değil mi? Sıfırdan küçük çıkıyor. Buradan kök gelmiyor. Demek ki buradaki kökleri toplamayacağım. O halde bir tek eksi 5 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'daymış dedim arkadaşlar. Güzel soruymuş bu da. 11 numaralı soruya bakıyoruz şimdi dostlar. Bunun için de şu az önce kullandığımız A4 kağıdını da şöyle yanımızda tutalım ki belki bir işimize yarar. Burada yer yetmiyor bazen. Şimdi bakın burada da neyi fark ettim? X bölü 2 var. 3 bölü X var. Dostum bak şimdi. X bölü 2. Burada da kareleri var gördünüz mü? X bölü 2 eksi 3 bölü X'e. Biz A desek. Buraya A dediğimi düşünün şimdi. Sonra her iki tarafın karesini alsam. Birincinin karesi x kare bölü 4 artı ikincinin karesi 9 bölü x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 çarpı x bölü 2 çarpı 3 bölü x eşittir a kare oldu. Bakın bu ikiler gitti, x'ler gitti, eksi 3 kaldı bir tek burada. Demek ki şurasından 3 çıkınca eksi 3 var ya a kareye eşit. O halde ben buraya bir eksi 3 ekleyeyim. Burası a kare oldu şimdi dostum. A kare.
Eksi 3 buraya eklediğim gibi buradan da artı 3 ekleyeyim ki denge bozulmasın. Değil mi kardeşim? Eksi 3 eklediysem artı 3 de eklemeliyim ki denge bozulmasın. Ve bakın soru şu hale döndü. Şimdi şurası a kare oldu artık. A kare eksi 3 ile birlikte a kare. Artı 6a oldu. Burası da 9 oldu. Artı 9 eşittir 0 haline döndü arkadaşım verilen ifade. Hadi bunu da bir açalım kardeşler. Şöyle bir düzenleyelim. Çarpanlarını ayıralım. 3'e 3 diye ayıralım ki toplamları da 6'yı versin. Demek ki a eşittir eksi 3 geldi. A diye ben neye demiştim dostlar? Şuna. X bölü 2 eksi 3 bölü x'e a demiştik. Yani eksi 3 demişiz biz buna. Şimdi eksi 3'e eşitledik bunu. Doğru yapıyorum değil mi? Her şey doğru gidiyor. Bir yerde bir hata yapmış olmayalım da. A kare artı 6 a tamam. Eksi 3 dedik buna. Şimdi düzenleyelim. Çarpı paydalarını eşitleyelim. Burası x kare geliyor. X kare eksi 6 bölü 2x eşittir. Eksi 3 oldu. Tekrar düzenliyorum. X kare eksi 6 eşittir. Eksi 6x oldu. Hadi eksi 6x'i bu tarafa atalım. X kare artı 6x eksi 6 eşittir 0 oldu. Şimdi denklem bu hale geldi. Şimdi çarpanlarına ayrılıyor mu? Yok. Şu anda ayrılmıyor. Demek ki ihtiyacım yok çarpanlarına ayrılmasına. Bana neyi vermiş? M kare, bakın şurayı bir açarsanız M kare 2M 4M de buradan geliyor. 6M artı 8 acaba kaçtır diye bir soru soruyor bana. Şimdi M bu denklemin bir kökü değil miydi? Yani X yerine M yazınca sağlamayacak mı? Sağlayacak. Peki ben burada ne bulmuş oldum o zaman? M kare artı 6M'i 6'yı da buraya attım. 6'ya eşit buldum. Yani M kare artı 6M 6'dır. 8 ile de topladım. 14'e ulaştım arkadaşlarım. Evet, güzel bir soruymuş kardeşler. Bu da hoşuma gitti. Bunu da bence bir kez daha dinleyin kardeşlerim. Şimdi geldim 12 numaralı soruya. X ve Y birer gerçel sayıdır diyor. Olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum bak neyi fark ettim? X kare, Y kare, X, Y, X, Y var. Hadi gelin bunları bir alt alta toplayalım. X kare artı Y kare geliyor. X, Y, X, Y daha 2X, Y geliyor. Bir de X var, Y var. Artı X artı Y var. Eşittir 30 oldu burası. Toplayınca 30 geldi. Peki şu ifadeyi gördünüz mü? Bakın burası X artı Y'nin karesinin açılımı değil mi arkadaşlarım? Bir de artı ne var? X artı Y var. Bir de eksi 30 eşittir 0 oldu. Bakın şimdi ben ne diyeceğim? X artı Y'ye A derseniz A kare artı A eksi 30 eşittir 0 haline döndü. Çarpanlarını ayıralım. 6 ile eksi 5 diye ayırıyorum bunları. Demek ki A eşittir ya eksi 6 ya da A eşittir eksi 5 değil artı 5 gelecek. Şimdi A'yı eksi 6'ya eşitleyelim. Yani X artı Y eşittir eksi 6 olacak. A'yı bir de 5'e eşitleyelim. X artı Y eşittir 5 olacak. Şimdi X artı Y eksi 6 ise hemen şu üstteki denklemde yerine yazıyorum. Burası eksi 6 ise bu tarafa attım 17 geldi. X çarpı Y eşittir 17. Şimdi çarpımları 17, toplamları eksi 6 olan iki sayı bulacağız. Yok ki böyle iki sayı kardeşim. Bunu sildim. Şuna bakalım. X artı Y 5. 5'i bu tarafa at. X çarpı Y de 6 oldu. Çarpımları 6. 3 ile 2 değil mi kardeşim? Toplamları da 5 oldu. ya da 2 ile 3 olacak. Demek ki X'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Bir 3 olur bir de 2 olur X arkadaşlarım. 3 ile 2'nin toplamı da 5 çıktı diyebiliriz. Geldik buna. 13 numaralı soru. Oo, zor gözüküyor arkadaşlar bu da. Bakalım neler yapacağız. Diyor ki X gerçel sayılarının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu
İçler dışlar yapıp şöyle bir düzenleyelim. Kök içinde x artı 1 eşittir. Bu ifade de buraya geçer hemen. Kök içinde 2x eksi 12 artı kök içinde 9 eksi x haline döndü. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum dostlarım. Şuranın karesini alalım. Kök gider, x artı 1 olur. Şimdi buranın da karesini alacağım şöyle. Karelerini alıyorum. Kök gitti burada. X artı 1 kaldı. Buranın da karesi. Şimdi birincinin karesi kök gitti, 2x eksi 12 oldu. İkincinin karesi kök gitti, 9 eksi x oldu. Bir de artı 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı diyorduk arkadaşlarım. O halde şöyle oldu. 2x eksi 12 çarpı kök içinde 9 eksi x haline döndü. Şimdi düzenleyelim. 2x, x gitti, x kaldı. Bu tarafa atarsam bu x de sıfırladı birbirini. Eksi 12 var burada. 9 var. Eksi 3 yaptı. Bu tarafa atarsam 4 yaptı. Eşittir. 2 tane şu ifade. Hatta 2 ile de sadeleştirelim. 2 kalsın. 2 eşittir şu ifade oldu arkadaşlar. Yani 2x eksi 12 ile 9 eksi x'in çarpımı oldu. E hadi bir de her iki tarafın karesini alalım. 4 eşittir. Karesini aldığımda da direkt bunların çarpımı kalıyor. Eksi 12, 9 eksi x kalıyor. Hadi burayı da bir çarpalım, düzenleyelim şimdi. Çarpıyorum. 4 eşittir. Şuradan yapıyorum şimdi. 4 eşittir. 2x ile 9'un çarpımı 18x. 2x ile eksi x'in çarpımı eksi 2x kare. Eksi 12 ile 9'un çarpımı eksi 108 yaptı. Eksi 12 ile eksi x'in çarpımı artı 12x yaptı. Bir satır daha, hepsini bu tarafa toplayalım. 2x kare, 12x ile bunun toplamı 30x, eksi 30x diye geldi. Eksi 108 de bu tarafa artı geldi. Artı 112 mi oldu arkadaşlarım? Evet, artı 112 eşittir 0 oldu. 2'ye bölüyorum. X kare eksi 15x artı 56 eşittir 0 oldu. Şimdi bana ne diyor? X gerçel sayılarının toplamı kaçtır? Hiç köklemekle uğraşmanıza gerek yok. Ki 7 ile 8 çıkıyor zaten kökler de. Bana da direkt toplamlarını sorduğu için arkadaşlarım, eksi b bölü a yapacağım. Eksi b'miz 15, a'mız 1, 15 bölü 1'den 15 gelecek sorumuzun cevabı. Pekala, hadi bakalım. 14 numaralı sorudayız şimdi. Denkleminin kökü kaçtır diye bir soru sormuş bize. Denkleminin kökünü istiyor bizden. Yine arkadaşlarım bunu şıklardan da bulabilirsiniz ama mesela eksi 1'i yazdınız olmadı, 1'i yazdınız olmadı, 2'yi yazdınız olmadı. Şimdi rasyonel sayıları da şıklara yazarsanız belki bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ben direkt şöyle yapayım arkadaşlarım. Normal çözümünü yapalım bunun. Şimdi bu ifade normalde şöyle. 9 üzeri x artı 9 üzeri 1 çarpı 9 üzeri eksi x. Yani 1 bölü 9 üzeri x eşittir 6. Ben hemen 9 üzeri x'e a diyorum. Burası ne oldu? A artı 9 bölü a eşittir 6 haline döndü. Düzenleyelim. A kare artı 9 bölü a eşittir 6 oldu. Bir tane daha düzenliyorum. A kare artı 9 eşittir 6a geldi. Hatta bir satır daha. A kare eksi 6a artı 9 eşittir 0 haline döndü arkadaşlar. Şimdi çarpanlarını ayıralım. Eksi 3'e eksi 3 diye ayrılır bu. Demek ki a eşittir 3'müş. Bunu bulduk. Peki biz neye a demiştik? 9 üzeri x'e. 9 üzeri x eşittir 3'müş kardeşim. 9'un 1 bölü 2. kuvveti 3'tür. Yani 9'un kare kökü 3'tür. Demek ki x eşittir 1 bölü 2 gelecek diyebiliriz artık. Doğru cevabımız Ceyhan'daymış. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı nedir diyor Gobeller. Bakın çok zor gözüküyor değil mi soru? Şöyle baktığınızda kuvvetlerde var bir şeyler. Dıngıl dıngıl bir şeyler var. Bakın neler yapacağım ben şimdi. Şurayı bir iki parantezine alsam ilk önce şöyle olur. İki parantezinde, iki üstünde, iki parantezinde
x kare eksi 3x geldi. Artı şuraya bakın ne yapıyorum. 3 çarpı 2 parantezinde x kare eksi 3x yazıyorum. Şu artı 1. Hani 2'nin birinci kuvveti diye çarpı diye atılıyordu ya şöyle dışarıya. 2 üzeri 1 diye buna attım. Eksi bir de 7 var burada. Eşittir 0 oldu. Bakın 2 üzeri x kare eksi 3x'e ben artık a diyebilirim. 2 üzeri x kare eksi 3x eşittir a olursa burası ne oldu? İkinci kuvveti oldu değil mi? Yani a kare. Artı 3 kere 2 6'dır. 6 tane a geldi. Bir de eksi 7 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 7 ile 1 diyelim. Şurasını eksi yapalım ki düzgün olsun. Demek ki a eşittir ya 1, a eşittir ya da eksi 7 olacak. Şimdi 1 olabilmesi için 2 üzeri x kare eksi 3x'in 1 olması için kuvvetin 0 olması lazım. Yani x kare eksi 3x eşittir 0 olmalı. X parantezinde x eksi 3 eşittir 0. Demek ki x ya 0 ya da 3 olacak arkadaşlar. 0 ile 3 olacak. Bir de neyi bulmuştuk? Eksi 7'yi bulmuştuk. Bunu bir de eksi 7'ye eşitleyelim ama oradan kök gelmeyecek arkadaşlarım. Neden? 2'nin hiçbir kuvveti eksi 7'ye eşit olmadığından dolayı kök gelmeyecek burada. 0 ile 3 geldi. Gerçel köklerinin toplamı 0 ile 3'ün toplamı da 3 yaptı diyebiliriz dostlarım. Geldik son sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Denkleminin gerçel köklerinin çarpımı nedir diye bir soru sormuş. Bakın şurayı 3 parantezinde yazsam ben x eksi 1 geliyor burası arkadaşlar. 3'ü de dışarıya atabiliyorum. Şöyle eksi 3 diye buraya gelsin bu 3 önünde eksi var ya. Şuradaki eksi. O yüzden eksi 3 oldu. Ve tutup mutlak değer x eksi 1'e a diyorum ben şimdi. Peki burası karesi olduğu için direkt bunun karesidir diyeceğim. A kare. Eksi 3 çarpı a bir de eksi 4 var eşittir 0. E hadi çarpanlarını ayıralım. Eksi 4'e 1 diye ayırsak oluyor mu? Toplamları eksi 3. Demek ki a eşittir ya 4, a eşittir ya da eksi 1 olacak. A neydi kardeşlerim? Mutlak değer x eksi 1'di. Şuradan yapıyorum. Mutlak değer x eksi 1 ya eksi 1 olacak. Mutlak değer x eksi 1 ya da 4 olacak. E mutlak değer negatif bir sayıya eşit olmaz. Burası olmayacak demektir. Şuradan kökler gelecek. Şimdi bunu da nasıl yapıyorduk? X eksi 1 ya 4'tür ki buradan x eşittir 5 çıkar. Bir de x eksi 1 eksi 4'tür. X eşittir eksi 3 çıkar. Eksi 3 ile 5'in çarpımını soruyor bize. Cevabımız eksi 15 geldi. Evet 38 dakika olmuş arkadaşlarım. Şu testi çözmeye başlayalım. Vay anasını. Peki Goberler tamamdır. Burada durdum. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.